Evet efendim, konuğum diş hekimi Tunç Berge. Tunç Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi günümüzde yeni teknolojik uygulamalarla birlikte diş hekimliğinde estetik anlayışı nasıl değişti? Deryan, öncelikle size konuk olarak katılacağımı söylediğim zaman hastalarım çoğundan bana şöyle bir soru geldi. Derya Hanım gerçekten bu kadar zayıflamış mı? Çok duyuyoruz diye bunu özellikle belirtmek istedim. Gerçekten çok iyi, İyi çok fit bir hastalarınızı hale gelmişsiniz. söylersiniz. Evet, Buraya yani. gelen konuklara da soruyorlarmış. Gerçekten o kadar zayıfladı mı? Çünkü o televizyon hilelerinden dolayı genelde Yok, hep biz böyle hiç daha mı? hayatım boyunca hiç böyle bir şey yapmadım. Benim programımda olmadı. Neyse Yok, o gerçekten yani. çok Çok teşekkür çok iyi kilo ediyorum. Sağ olun, vermişsiniz. sağ Çok olun. fit görünüyorsunuz. İşte sağlıklı olmanın, fit olmanın, güzel giyinmenin, işte güzel bir makyaj yapmanın, kendini iyi hissetmenin kurallarının yanında bir de diş sağlığı açısından, hem estetik hem sağlık açısından yeterli düzeyde bir estetiğe ve sağlığa sahipseniz, işte o görüntünüzü tamamlayan en önemli etkenlerden biri oluyor. Çünkü genelde yüze hitap edildiğinde, bakıldığında ilk etapta gözler ve dişler dikkat çekiyor. Estetik anlayış da tabii ki teknolojik gelişmelerle beraber seneler içerisinde çok farklı noktalara geldi. Bundan bir 10-15 sene evvelki estetik düşüncelerimizle bugünküler birbirinden gerçekten çok farklı. Zaman zaman sinema filmlerinde de hicvediliyor. Estetik anlayışlar, çok eski estetik anlayışlar. İşte dişlerin çok iri, çok büyük, işte dışarıya doğru yapılması, tavşan misali dişler. Bunlar hep fazlasıyla estetiği zorlayan unsurlardı. Ama günümüzde olabildiğince doğallıktan yana görüşler daha Her hakim şey, oldu. her şeyde bu çok önemli. Doğallık. Yani çok Valla önem kazandı. Kıyafette de, saçta da, her şeyde ne kadar doğalsanız o şimdi kadar iyi. ben özellikle hastalarımla da konuşurken bizim için 30 metreden 50 metreden öncelikle dişleriniz gözükmemeli. Yani sizde bir değişiklik olduğunu fark etmediler ama ne olduğunu direkt olarak odaklanmamalı arkadaşlarınız, dostlarınız. Yani bu bizim için çok önemli bir kriter. Bazen hasta gelip ya dişlerimi yaptırdım ama arkadaşlarım hani bir türlü dişlerime odaklanmıyor. Bu güzel işte diyorum. Yani bu size uymuş bir şey. Demek ki size yabancı durmuyor. Evet. Dolayısıyla natürellikten yana yapılmış bir iş sizinle de Uyum uyum sağlamış. sağladığı için de dışarıdan yabancı gözükmüyor. Doğru. Tabii bazı şeyler değişmeli. İşte rengi değişmeli, şekli değişmeli. Mutlaka bir şeyler yaptırıyorsunuz çünkü estetik anlayışla. Ama bunlar olabildiğince natürel sınırlar içerisinde kalmalı. Peki şu şey diyorlar, yeni bir gülüş tasarımı var. Hollywood smile, Hollywood gülüşü. Son günlerde ben de bunu çok duyuyorum. Doğru. Peki bu nedir? Ya aslında Derya Hanım bunların hepsi bir pazarlama harikası. Yani bugün bir Hollywood smile, işte Da Vinci gülüş tasarımı, işte İstanbul smile gibi değişik isimler üretilebilir. Ama bunların özü hep size anlattığım, biraz önce bahsettiğim natürel değişiklikleri, natürel güzelliği hastaya katabilmek. Tabii bunu yaparken dişleri sadece sert dokular olarak görmüyoruz. Bizim için önemli olan yumuşak dokularımız da var. Yani yanak ve dudak. Diş Bizim için eti. ilk etapta diş eti iç kısımda kalıyor. Ama dış kısımda yani estetiğinizi etkileyen unsurlardan biri de bu. Bunları yaparken, yani dişlerinizi yaparken tabii ki diş eti sağlığını çok iyi koruyacaksınız. Ama onun dışında çerçeve dediğimiz dudaklar ve yanaklarında desteğini sağlayacaksınız. Yani Hollywood Smile denilen veya başka türlü isimler olarak adlandırılan gülüş tasarımı aslında kişiye özel yapılan Tabii ki de. ve bu prensiplerle yapılan tasarımlardır. Yani sonuçta isim çok önemli değil. Peki bu doğallığı yakalamak yani zor mu? Görüyoruz şimdi orada bakın çok güzel dişler var. Peki nasıl oluyor? Bize biraz hasta geldi, bir şey istedi. Süre ne kadardır?
Ne kullanıyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi aslında bugün tabii özellikle üzerinde durmak istediğim konu laminalar var. Son zamanlarda daha yoğunlukla bahsedilmeye başlandı. Porselen laminalar veya yaprak tarzı çalışmalar. Aşağı yukarı 20 senedir falan uyguladığım sistemler bunlar. Aslında çok yeni değil ama teknolojik gelişmelerle beraber gerçekten mucizevi sonuçlar çıkarmaya başladı. En önemli özelliği nedir? Biraz önce sizin sorduğunuz gibi hani hastada sıkıntı yaratıyor mu? Hastada ciddi ağrılar oluşturuyor mu? Bunun bir yani bunu ele alacaksınız, yaptıracaksınız ama hastalar çoğu o sıkıntıyla gelirler. Acaba ciddi problemlerim olacak mı? Tabii ki diş kesilerek yapılan, yani dişten bir miktar aşındırmalar yapılarak uygulanan estetik modüller bunlar. Bunun neticesinde dişinizde bazı hassasiyetler olabilir. Ama bunu en aza indirebilmek için dişteki preparasyonları da en aza indirmek gerekiyor. Yani çok az diş kesmek gerekiyor. Bazı noktalarda hiç diş kesmemek gerekiyor. İşte bu uygulamaları ancak laminalarla bugün hastalarımıza sunar hale geldik. Laminalar bu anlamda bakıldığında gerçekten estetik anlamda mucizevi değişiklikler yapıyor. Ve çok az diş kesiyorsunuz. Dişin büyük bir kısmını koruyorsunuz. Ama hastaya istediği estetiği yaratabiliyorsunuz. İşte dudak ve yanak desteğini sağlıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz dudak ve yanak desteği, anlamadım onu. Şimdi yani, normal şartlarda yani içten nasıl bir kabarıklık oluyor? Evet, yani bunu gerçekten ilk başta anlattığımız zaman hastaların çoğu da algılayamıyor. Ama işleri ne zaman bitiriyoruz, bir bütünlük halinde ağza yerleştiriyoruz. Hayır, şimdi dişi kestiniz, lamineyi koydunuz üstüne. Yani o nasıl biraz daha şey olabiliyor? Şimdi şöyle, öncelikle laminenin kalınlığından mı oluyor? Yani onu yerleştirme pozisyonunuza metodunda bağlı. Yani ne yapıyoruz? Siz Derya Baykal olarak geldiğinizde size özel bir takım ön çalışmalar yapılıyor. İşte fotoğraflarınız çekiliyor, dudak desteklerinize bakılıyor, diş etlerinize bakılıyor. Bizim için çünkü estetik sadece beyaz estetik değil, pembe tabii estetik ki dediğimiz kısım da çok önemli. Diş etleri en önemli. İşte onları özellikle bugün lazer teknolojisiyle artık çok daha kısa zamanda, çok daha kolay iyileşebilen metotlarla diş etlerinizi de hemen toparlayabiliyoruz. İstediğimiz onları kadar, özür dilerim, istediğimiz kadar dişe yaptırabiliyor muyuz? Tabii ben ki mesela lamineyi diyelim ki üstteki iki tane dişime yapmak istiyorum. Olabiliyor mu? Bu yeni bir gülüş tasarımı yapılacaksa olmaz. He. Ama sadece sizin bir veya iki dişinizde bir problem varsa tabii ki onu yaptırabilirsiniz. Ama ben yeni bir gülüş tasarımı istiyorum dediğiniz anda bunun aşağı yukarı 10 dişe, yani üst çenede 10, alt çenede 10, küçük azıdan küçük azıya dediğimiz simetrik yapıda büyük azılara kalan kısımda yapılması lazım. Yani gülüşümüz, yani çünkü diş etlerinde de zamanla özellikle yaş ilerledikçe bir çökme oluyor. İşte az evet önce söylediğiniz konuya geleceğim. Biz o çökmeyi yaptığımız bu yeni yapıyla size gideriyoruz, düzeltiyoruz. Yani dudaklarınızın desteğini arttırıyoruz. Tabii ki doğal olarak dudak tonusu zamanla hepimizde düşüyor. Yavaş yavaş sarkmalar başlıyor. Yanaklarda çökmeler oluyor. Tabii ne oluyor? Lamina çalışmalarında ya da tamamen full porselen çalışmalarda, dediğim gibi size özel hazırladığımız modeller üzerinde hem bilgisayar teknolojisiyle hem alınan resimlerle mock-up çalışmalar yapılıyor. Ve o mock-up çalışmalar size hiçbir şey uygulanmadan daha ağzınıza hemen 3-5 dakikalık uygulamalarla geçici maddelerle yerleştiriliyor. Peki geçici bir şey takıyorsunuz değil tabii mi? Tabii ki. Biz onu daha sonra geçici olarak da kullanıyoruz. Ama ilk etapta size ne olacağını gösteriyoruz. Bunun üzerinde bakıyoruz işte boylara veya desteklere yeterli mi değil mi? Gerekirse biraz daha o desteği arttırıyoruz. Harika bir yöntem bu lamine. Ben araştırdım, yani, evet, yapmadım ama araştırdım bu yöntemi. Benim kendi dişlerim. Şurada bir köprüm var, sadece o kadar. Güzel bir yöntem ama bir şey soracağım size. Böyle suni tırnak gibi evet, takılıyor evet, değil mi? Aynen böyle, öyle. Onun gibi yani bir çok şey. Çok incedir. Ama ben mesela, benim bundaki korkum ya böyle bir şey yaptırdığım zaman ya konuşurken tıslama fıslama bir şey olur mu diye mesela benim bir endişem var. Burada aydınlatır mısınız tabii bize? Tabii ki. Derya Hanım, her şeyin başı provalardan ve ön çalışmakta, ön hazırlıktan geçiyor. Yani dediğim gibi sizden alınan modeller üzerinde, resimler üzerinde, laboratuvarımızda özel çalışmalar yapılıp bunlar ağza
geçici olarak monte edilip en azından sizin fonasyonunuz ve görüntünüzdeki yeri gözlemleniyor. Yani iş bittiği zaman size işte buyurun böyle bir sürprizimiz var demiyoruz. Burada eğer sesle ilgili bir takım problemler yani varsa tabii ki onunla ilgili çalışmaları da daha prova aşamasında bitiriyoruz. Evet, ama bunun için bir süre lazım. Yani insanlar mesela böyle bir şey yapmak için işinden ne kadar ayrı kalır? Yani konuşmayla ilgili bir şey yapmıyorsa evet yapılabilir. Prensip olarak şöyle söyleyeyim. Yani tabii kişiden kişiye değişir ama ortalama 15 gün içerisinde bu işler bitiyor. Bu arada iki defa prova yapıyoruz. Yani hasta 3 veya 4 kere muayenehanemize geliyor. O 15 günlük süre içerisinde. Şimdi çok yeni teknolojik gelişmelerle beraber CAD/CAM dediğimiz özel makinalarla birkaç saat içerisinde muayenehanede bu işleri bitirmek mümkün. Yani hiç vaktiniz yok. İşte ertesi gün yurt dışında yaşıyorsunuz, geri dönüyorsunuz veya iki gün sonra düğününüz var, o ana kadar yaptıramamışsınız. Bakın bu da önemli. Evet, bunları CAD/CAM teknolojisiyle hemen muayenehanede yapmak mümkün. Ama az önce anlattığım detayı orada yakalamak son derece güç bu kadar kısa sürede içerisinde. Ama geçici şeyler de yapıyorsunuz. Bir de onu soracağım geçici ben. Geçici de olabilir, evet. Gerçek hiç de olabilir. Hiç diş kesmeden mi bu dediğiniz şey? Hani... Bazı durumlarda bunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bazen hastalar bu şekilde geliyorlar. Hiç diş kesmeden yapılabilir mi diye. Bazı durumlarda gerçekten çok 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 nadir vakalarda çok az diş keserek veya hiç diş kesmeden bunu yapmak mümkün ama büyük oranda dişleri mutlaka aşındırmamız gerekiyor. Ama galiba çok az kesiyor. Evet, 0.6 milimetre kadar. Evet, yani gerçekten normal diş kesimin 3'te 1'i falan oranında. Vallahi sonuçlar çok, çok daha güzel iyi anlattığınız oluyor. Şeyler vakti olup yapmak isteyene ve dişinde de hele bir sorunu varsa hemen hiç düşünülecek bir şey değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.